Önemli bir şey mi oldu gecenin bu saatinde yoksa? Şükran, senden bir ricam olacaktı. Yarın kahvaltıdan sonra babamla annemin mezarına gideceğiz de. Yıl dönümü değil değil mi? Uzabilirdi. Yok, değil. Biz yine de gideceğiz. İçinizden geldi demek. Babam nasıl, iyi mi? İyi. İşte şimdi gideceğiz de mezara. Hani babaannem... Tamam Tahir. Ben sabah gelir babaanneme bakarım. Diyeceğim başka bir şey yoksa... Yok. Sağ ol. Hayırlı akşamlar. Ben beceremiyorum Ayşe. Olmuyor. Sensiz olmuyor. Dağıldık gidiyoruz. Sen burada olsan böyle olmaz. Sen bağırıp çağırmadan böyle tatlı tatlı her şeyi hepimizi yola getirirdin. Hiçbiri karşı çıkamaz sana. Ama ben beceremedim. Gücüm tükendi. Ömer nefret ediyor benden. Ve ben çaresiz kaldım. Yoruldum. Bir yolunu bulamıyorum. Varsa sen söyle. Çıkıp gelebilseydin, bırakıp gitmeseydin bizi, böyle darmadağın olmazdık. Biliyorum. Biliyorum sen Ömer gibi kızmayacaksın. Gücenmeyeceksin bana. Halden anlayacaksın. Ama yine de benim sana karşım başım eğik. İnşallah hesap gününde hakkını helal edersin bana. Ben seni hep çok sevdim. Gel Tahir, gel. Anacığım, bak sana ne getirdim. Sen bunlara daha iyi bakarsın, tamam mı? Aramızdan ayrılan ve her kulun gibi senden gelen ve sana dönen Ayşe kulunun dönüşünü de şefkatinle kabul et. Mekanını cennet eyle. Amin. Kar ile yeryüzünü örttüğün gibi hatalarının üstünü ört. Sen merhamet etmeyi kendine ilke edinen ve tövbe ederek sana yönelen kullarını seven ve her ne yapmış olursa olsun içtenlikle sana yönelen kullarını
affetmek isteyiz. Şüphesiz her can ölümü tadıcıdır ayetinden. Ve sevdiklerimizin ölümünden ibret almayı, hata ve günahlardan kaçınmayı ve sana yönelerek iyi ve erdemli bir hayat yaşamayı nasip et bizlere. Sen Ayşe kulunun geride bıraktığı ailesi olarak bizlere ferahlık nasip et. Amin. Güzel bir sabır ile sabretmemizi nasip eyle. Onun hatırasını birlik ve beraberlik içerisinde senin rızana uygun olarak iyi ve güzel eylemlerle yaşatmamızı nasip eyle. Amin. Biz yalnızca sana aitiz. Ve dönüşümüz sonadır. Bizi yaratan ve yaşamamıza son verecek ve sonra tekrar diriltecek olan sensin. Hayat dünyadan ibaret değil. Asıl yaşam yurdumuz ahiret. Oraya kavuşmadan önceki son hesap gününde hatalarımızdan bağışlanacağımızı umduğumuz sensin. O gün malın da çocukların da faydası olmaz. Ancak düzgün bir kalp ile gelen hariçtir. Tövbe edenleri ve sana uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Onları kendilerine vaat ettiğin cennetlerine koy. Atalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da. Onları kötülüklerden koru. O gün her kimi kötülüklerden koruduysan gerçekten ona merhamet etmişsindir. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz bizi bizden iyi bilen, duaları işiten ve sana içtenlikle dua eden kullarını geri çevirmeyiz. Bizleri de geri çevirme ya Rabbi. Baba. Doğru değildi. Bir an aklım karıştı. Olmayacak bir işe kalkıştım. Ama vazgeçtim de. Ne duyduysan o. Bir şeyden vazgeçtiğim yok. Kararım kesin. Sen de Ömer gibi bağırıp çağıracaksan sakın onu burada yapmaya kalkma. Kırarım kalbini. Kalbimi kırarsın ha. Önemsiyorsun yani benim kalbimi. Hayır sormadın da ben pek onu öyle anlayamadım tam. Tartışmayacağım. Hayır hadi. Merak etme baba. Sana bağırmayacağım. Ama sen benim kalbimi kırarsın diye değil. Anneme saygısızlık yapmamak için. Burası yeri değil diye. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Tek bir şey söyleyeceğim. Benim yaptığım evlilik yüzünden yıllarca yüzüme bakmadın. Şimdi aynısını sen yapıyorsun. Senin davrandığın gibi davranacağım baba sana eğer o kadınla evlenirsen. Göstermem sana yüzümü. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Baba, bu evlilik mevlilik değil. Olamaz yani. Çiçek Hanım sırf babaannemle ilgileniyor diye onunla evlenemezsin baba. Onu kendine eş seçemezsin. Hem annem, annem ister miydi böyle bir evlilik yapmanı? Siz mi bana evlilik hakkında öğüt veriyorsunuz? Hepinizin evliliğinin ne hale geldiğini gördük. Üstelik sizin dertlerinizde ben de sizin yanınızdaydım. Birlikte çektik sıkıntıyı. Bana ne demeden,
Bir baba olarak üstüme düşen ne varsa yapmaya çalışarak. Ama benden bu kadar. Ben yoruldum. Çiçek Hanım'la evleneceğim. Kararımı verdim. Uygun olanın bu olduğunu düşündüm. Benim kendi hayatımla ilgili verdiğim kararı sorgulamak da size düşmez. Hak vermeyebilirsiniz. Ama haddinizi aşmayın. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Bencilsiniz siz. Bencil. Ya adamın yakasını bir rahat bırakmadınız be. Annemin mezarının başında hesap soruyorsunuz. Her şeyin bir adabı var. Yazıklar olsun size. Baba, sıkmıyorsun değil mi canını? He? Baba sıkma. Bak, ben onların ağzının payını verdim. Elbet yola gelecekler ya. Benim işlerim var. Evde görüşürüz. Nereye? Çiçek Hanım'la buluşacağım. Ya sen ne kadar vicdansız bir adamsın ya. Yazık değil mi kadına? Denir mi öyle? Ya Şükran bir dur, bir dur, bir dur. Gitmek bir konuşalım ya. Tahir, lokantamı açacağım ben. Sana ayıracak vaktim yok. Çekil şuradan. Dur bir ya Şükran, yapma böyle. Ya sanki ben elmişim gibi böyle kestirip atıyorsun. Ya ben senin kaç yıllık kocanım, hiç mi hakkımız hukukumuz yok seninle? Var Tahir. Maalesef kağıt üstünde bir hukukumuz var. O da yarın bitecek Allah'ın izniyle mahkemede. Nasıl ya? Yarın mahkeme mi var? Geldi ya Cep. Sen açıp bakmadın mı buna? Yok bakmadım. Bilmiyordum, şimdi gördüm. Ya bu kadar mı çabuk kurtulmak istiyorsun benden? Ha? Vay be! Ya senin ne kadar acelen varmış be Şükran. Ya bu kadar mı öfkelisin sen bana? Konuştuk. Sen de tamam git aç davayı demedin. Ya Şükran delirtme beni. İnsan bir durur, bir düşünür, bir nefes alır ya. Bir tartar. Ha sen çok ölçüp biçtin ya. Hayatın boyunca tartarak yaşadın ya. Bütün herkes senin celallenmelerinden yıldı Tahir. Tükettin insanları, tükettin. Ne durup düşünmesinden bahsediyorsun sen bana? Bak senden tek ve son bir ricam olacak. Bu işi fazla büyütmeyelim. Gidip o ortalığı velveleye de verme sakın. Boşanmamızı engelleyecek bir şey de yapayım deme bak Tahir. Gidelim sessizce boşanalım bitsin gitsin. İnsanların zaten canı burnunda bir sürü dert tasa. Bizim dertlerimizle yorma artık insanları. Ya kimse gelip bana Tahir'den boşanma diye nefesini boşuna tüketsin istemiyorum Tahir. He. Eminsin yani. Kararım kesin diyorsun öyle mi Şükran? Bana bak kadın. Eğer benden boşanırsan. Bak. Sırf sana inat. Giderim o vicdanla evlenirim. Bak ben bunu yaparım. Sana da bu yakışırdı biliyor musun Tahir? Senin başından beri istediğin şey buydu zaten. Kavuşursunuz artık. İkinci baharınızı yaşarsınız. Çocuk o sen. Çekirdek aile tamam. Sen artık özgürsün Tahir. Sana karışan mı var? Şükran. Bırak. Şükran bak. Şükran. Şükran ne oldu kızım? Tahir'e sor baba. Vicdanla evlenecekmiş.
Tahir, ne diyor oğlum Şükran? Ne demek bu? Ama yok öyle bir şey. Ya yanlış anladı beni. İş için arıyorlar. Açmam lazım. Aç o zaman. Ne duruyorsun? Buyur Hasan. Şükran. Tahir, nasılsın kardeşim? Hiç sesin soluğun çıkmadı. Merak ettim seni. İyi misin? İyi değilim Hasan. Hiç iyi değilim. Merak etme Tahir. Yaralarını hep birlikte saracağız. Nurettin hocam seni görmek istiyor. Nurettin hocam mı? Niye ki? İş meselesi için Tahir. Ha. Yani ne bileyim. Ya benimle böyle bizzat ilgileneceğini ben tahmin edemedim. Tahir, kardeşim. Nurettin hocamız gönül insanıdır. Kendisini cemaatinden ayrı görmez. Gerçek bir tevazu sahibidir. Elinden gelen tüm imkanları kullanır. Ve etrafındaki herkesin yardımına koşar. Allah Nurettin hocamızı başımızdan eksik etmesin. Sağ olsun, var olsun. Sen gel, hocayla bir görüş. Şu iş sıkıntın bir çözülsün. Sağ ol Hasan. Baba, ben iş için görüşmeye gidiyorum. Tamam Tahir, tamam. Şimdi ne yapacağız? Zekat, sadaka, toplanan yardımları dernek hesabından başka hesaplara göndereceğiz. Tabii senin bulduğun şu Tahir Efendi eline yüzüne bulaştırmazsa işi. Hasan sorunlarından bahsetti. Başını dik tut. Dert bizim sınavımız. Önemli olan bu dertlerin altından omuz omuza vererek birlikte kalkmak. Öyle değil mi? Öyle hocam. Öyle hocam. Düşündüm. Sana uygun ne olur? Yüklerini nasıl azaltabiliriz diye. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Düşünmeniz bile yeterli. Yetmez. Sadece düşünmek asla yetmez Tahir. Birlik olmak, harekete geçmek, Allah'ın izniyle var gücümüzle çalışıp çabalamak zorundayız bu gelip geçici dünyada. Haklısınız hocam. Çalışacaksın ki kendine, etrafına faydalı bir adam olasın. Karını, çocuğunu doyurasın. Ellerin kapılarında onları çalışmaya muhtaç etmeyesin. Öyle değil mi? Öyle hocam, öyle. Hasan boşanma durumundan bahsetti. Nedir durumu? Boşanacağım diyor. Hani ne desem fayda etmiyor hocam. Çalışacağım diyor, başka hiçbir şey demiyor. Olmaz. Ne demek çalışmak? Kadının yeri evi. Değil mi hocam? Yani erkek çalışır, kadın oturduğu yerde çocuklara bakar. Ama işim olmayınca diretemedim boşanmayalım diye. Meraklanma. Senin için yeni kuracağımız bir dernek geldi aklıma. Bu derneğin başına da geçireceğimiz güvenilir biri lazım. Hasan kefil oldu sana. Eli kalem tutar,
bilgisi görgüsü kafi. Bu işin üstesinden gelir Allah'ın izniyle dedi. Sağ olsun hocam, sağ olun. Ama ben şimdi daha önce böyle bir işte çalışmadım hocam. Hani dernekte nasıl çalışılır onu bile bilmem. Öğrenirsin. Daha önce yayın evinde çalışmadın mı sen? Evet ama... Tamam işte. Biz de bazı yayınları dernek üzerinden dağıtımını yapacağız. Yayın evinde olduğu gibi. Neredeyse. Yarın gelirsin. Çocuklar sana işin ayrıntısını anlatır. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Bu zor zamanımda elimi tuttunuz ya. Hakkınızı ödeyemem. Dur bakalım. Daha bir şey yapmadık. Birlikte bir çalışmaya başlayalım hele. Elimden gelenin en iyisini yapacağım hocam. Yani hiç şüpheniz olmasın. İçini ferah tut evladım. Senin işlerin yoluna girince evinin de eski düzeni yerine oturur inşallah. İnşallah hocam inşallah. Allah razı olsun. Ben o zaman müsaadenizi isteyeyim. Müsaade senin Tahir. Allah razı olsun hocam. Hasan. Allah razı olsun kardeşim. Allah senden razı olsun. Hayırlı uğurlu olur umarım. Allah'a emanet ol. İnşallah. Becerebilecek mi bu işi Hasan? Merak etmeyin. Saftır. Hiçbir şeye uyanmaz. Anlamaz da zaten. İyi. İmzaların altında adı olsun. Yeter. Ha, karısı da nerede çalışacakmış, neymiş, ne değilmiş iyice öğren bana. Tabii hocam. Baba. Adım. Nasılsın oğlum? İyiyim baba, çok özledim seni. Ben de seni oğlum, ben de seni. Geç. Geç. Ablan nerede? Okulda gelmedi. Ya okul mu kalır bu saatte? Sen gel bakayım. Gel. Gel şöyle otur. Otur. Ne oldu? Neyin var? Daha ne olsun ki baba? Boşanacak mısınız gerçekten annemle? Annen öyle istiyor oğlum. Baba boşanmayın ne olur ya. Biz ne olacağız peki? Gelmeyecek misin hiç artık buraya? Oğlum nasıl laf oğlum ya? Tabii ki geleceğim, gelmez olur mu? Annem boşanmaktan vazgeçiremez misin baba? O lokanta yüzünden oldu oğlum. Lokanta olmasaydı o kadar kolay iş bulamazdı. Ya o zaman da böyle boşanmaya kalkamazdı. Senin burada ne işin var? Eda ne diyorsun sen ya? Ne bağırıyorsun? Bağırırım. Bağırırım. Burası artık senin evin değil, tamam mı? Çık git evimizden. Eda, sen nasıl konuşuyorsun ya benimle? Baba yapma baba, ne olur yapma baba, yapma. Hem sen neredesin bu saate kadar? Cevap ver çabuk. Sana ne? Sana ne? Sen artık bana hesap soramazsın, tamam mı? Eda. Abla yapma ya. Kızma babama. Öyle mi? Kızmayayım öyle madem. Sen biz babamın umurunda mıyız sanıyorsun ya? Eda bak kızım, nasıl konuşuyorsun sen? Tabii ki umurumdasınız benim kız. Değiliz. Yalan söylemeyi bırak artık.
Hüda. Sen git o diğer kızına babalık yap. Bizi rahat bırak. Tamam mı? Baba ne diyor ablam? Babamın o vicdan denen kadından bir kızı daha varmış diyorum hala. Nilüfer. Adem, Adem oğlum. Boşuna uğraşma. Seni istemiyoruz artık, tamam mı? Rahat bırak bizi. Eda kızım bak. Beni dinle. Kızım deme bana. Sen git o Nilüfer'e kızım de, bana kızım deme. Yazıklar olsun sana baba. Yıllarca kan kusturdun bize. Bir kere başımızı okşamadın. Yok telefon alma, yok televizyon izleme, açık saçık giyinme, erkeklere yaklaşma. Çok mu ahlaklısın sen? Gördük senin ahlakını da. Şimdi defol git. Ne yok mu? Yok. Nerede? Bilmiyorum. Yok işte. Annemi görmeye geldiysen eğer gördün. Dur dur dur. Ben buraya seni görmeye geldim. Ben bu işler hani nasıl olur, nasıl yapılır bilmiyorum. Bir yerde bir çay içelim mi? Oturup konuşuruz. Ya da sen hani ne seviyorsun? Ben ne seviyorsam. Öyle mi? Bunu öğrenmek için biraz geç değil mi? Geç olsun ama... Güç olmasın. Derler ya. Meyve suyu seviyorum ben. Şeftaliyle hem de. Çay sevmiyorum, hiç de sevemedim. Şimdi bunu öğrendin ne oldu? Halloldu mu aramızdaki mevzu? İstediğin kadar kız. Haklısın. Haklısın. O zaman biz de gider şeftali suyu içeriz. Olmaz mı? Bak Nilüfer... Madem durum böyle, konuşmamız gereken şeyler var. Bundan sonra ne yapacağız? Ne olacak bu iş? Annenle mi yaşamak istiyorsun? Bunları konuşmamız lazım. Başka nerede yaşayacaktım ki? Öyle ya da böyle, beni isteyen tek kişi o. Dur, 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 dur. Nilüfer, ben ne yapacağımı bilemiyorum. Öyle... Her şey birdenbire olunca. Hadi sen de biraz bana yardımcı ol. Lütfen. Gel konuşalım. Ha? Sen git çayını, soyadını verdiğin gerçek çocuklarınla iç. Ya da onlar ne seviyorsa. Gerçi onu bile bildiğine emin değilim ben. Nilüfer. Hoş geldin Tahir.
Abi gözünü seveyim burada olay çıkarmaz. Sen karışma. Bak Tahir, bak sana yemin ediyorum Nuran bir sarma yapmış. Allah aşkına şundan bir tane al. Bak Allah'ın adını verdim, bir tane al şundan ya. İyi mi lan burada ha? Hepiniz toplanmışsınız burada. Kikir kikir burada böyle ha? Bir ben mi fazla geldim size? Bir ben mi fazla geldim lan buraya? Tahir ne oluyor? Soru soruyorum babaya. Bir benim mi yerim yok burada? Bir ben mi fazla geldim lan bu aileye? Bir ben mi derdim lan hepinize? Dertsin, dertsin sen Tahir. Kendi kendini bu hale getirdin. Görmüyor musun? Abi tamam ya sakin ol ya da dışarıda bir hava al. Kovuyor musun lan sen beni? He? Beni mi kovuyorsun? Tabii karının restoranı değil mi? Zamanında istemiyordunuz onu. Şimdi parası var diye Gamze de Gamze. Tabii. Tahir yeter. Yetmez baba. Ya senin ne işin var burada ya? Sen nasıl geliyorsun buraya baba? Ne işin var burada senin? Nasıl gelirsin? Çiçek Hanım'la evleneceğim dedin de bunlar hepsi karşına dikilmedi mi? Ya sen bunları hala nasıl koruyorsun baba? Tahir tamam yeter. Git öfkeni nerede kusacaksan kus lütfen hadi. Ya hiçbir yere gitmiyorum lan. Hiçbir yere gitmiyorum lan. Hiçbir yere gitmiyorum lan. Hiçbir yere gitmiyorum lan. Bırak. Dur. Bırak lan bırak. Hayatımı mahvettiniz lan benim. Mahvoldu lan hayatım mahvoldu lan. Yapayalnız kaldım lan ben. Yapayalnız. Biriniz yoksunuz lan benim yanımda. Biriniz yoksunuz. Bırak. Burada oturmuş keyfinizi çatıyorsunuz lan. Bırak dedim. Ama göstereceğim lan ben size. Lan bırak. Göstereceğim lan hepinize. Tahir kimmiş? Hepinize göstereceğim lan. Lan bırak lan bırak. Tahir! Tahir! Ne yapıyorsun? Bırak. Ben ne yapıyorsun? Beş para. Ne oluyor? Ne yapıyorsun abi? Nuran bak. Hamza abiye bak Hamza abi. Gel ne yapıyorsun Tahir? Hamza abi. Nuran buz ver. Buz ver. Tahir! Yaptı yine yapacağını. En güzel günümüzün içine ettin. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Yeter be git artık. Haydi dur. Bırakın lan beni. Hamza abi. Hamza abi gözünü seveyim. Bırakın lan beni. Bırakın. Bakayım. Bakayım abi. İyisin değil mi abi? Nisa sen bırak. Tamam ben hallederim. Bırak sen. Hata bende hata. Ama hepinize başka bir Tahir göstereceğim. Göreceksiniz lan gülümse. Şişek Hanım, Şişek Hanım gel. Buraya gelmemiz bir hataydı zaten. Ne her yeri varsa görsünler. Artık bir kendine gel sen, kendine gel. Her günümüzü rezil ediyorsun. Burnumuzdan getirdin açılışı. Ben mi rezil ediyorum lan? He? Babam evleneceğim deyince postayı koyup giden kimdi lan? He? Mezarlıklarda karşısına dikilen kimdi? Rezil ediyormuşum. Sapla samanı bir ayır artık. Hayatında bir kere o da en olmadık yerde babama destek oldun diye temcit pilavı gibi önüme getirip durma. Size diyecek tek bir sözüm bile kalmadı artık. Şu hale bakın. Yazıklar olsun. Sokak ortasında. Kimin yüzünden acaba baba? Ha? Biz niye bu haldeyiz? Hiç düşündün mü? Hani hep hatayı kendin de ara dersin ya. Belki de bütün hata bizde değildir. Abim doğru söylüyor baba. Biz bugün bu haldeysek belki de tek suçlusu biz değiliz. Sonuçta bizi sen yetiştirdin. Peki. Öyle olsun.